Hasta bize geldi, burun tıkanıklığı var, hapşırmaları var, genz akıntıları var veya astım krizleri geçiriyor, nefes almada sıkıntıları var veya kronik öksürükleri var veya gözle görülür ciltte belirgin döküntüleri var. Tanı anlamında nasıl yaklaşacağız bunlara? Burada 3 ila 4 yaşına kadar daha çok kan yoluyla yapılan bir takım testler var. O yoldan devam ediyoruz. Kan alarak yani spesifik immunoglobulin E'lere bakıyoruz. Antikor bakıyoruz yani bazı özel diyelim kedi ise kedi, köpek ise köpek veya gıda maddelerine karşı. Ama 4 yaşından sonra çocukla komünikasyon kurulabiliyorsa eğer yapılacak gold standart, altın standart yani en değerli test prick testi dediğimiz cilt testidir. Yani cildimize bir takım maddeleri dokundurarak vücudun bunlara karşı reaksiyonlarına bakarız. Onun için prick testinin yapılabilmesi için kişinin 4 yaşından itibaren 4 yaşını doldurmuş olması ve 60 yaşının altında olması gerekiyor. Çünkü 4 yaşına kadar cilt daha yeterli olgunluğu sağlamamış, gelmemiş oluyor. Yeterince bize reaksiyon vermiyor. 60 yaşından sonra da cilt o özelliklerini yitirmeye başladığı için yapmıyoruz. Ama bu 2 yaş arasında alerjiden şüphelendiğimiz hastalarda yapılması gereken önemli şey cilt testidir. Hangi testi yaparsak yapalım, ister kan testlerini yapalım, ister cilt testini yapalım, mutlaka hastanın kliniğinin alerjiyi destekliyor olması lazım ve vermiş olduğumuz tedaviye de bir yanıtı görmemiz lazım. Unutulmamalıdır ki bir takım hastalıklar aynen alerjiyi taklit edebilir. Biz buna non-allergic rinitis de diyoruz mesela burunda olanına. Depresyon çok önemli bir burun tıkanıklığı nedenidir, atlanmamalıdır. Hastaya habire antialerjik tedavi verilerek hiçbir yere gidemezsiniz bu hastalarda. Veya bizim bilmediğimiz henüz bir takım mekanizmalarla oluşan alerjiler vardır. Veya alerjiyi taklit eden vazomotor rinit dediğimiz refleks yollarla meydana gelen burun tıkanıklıkları ve burun akıntıları vardır. Bunların hepsinin birbirinden ayrılması lazımdır. Sadece laboratuvarla bu iş olmaz. Hekimin de klinik tecrübesi de burada çok önemli bir rol oynayacaktır.